Beşiktaş'ımızın Analik 23. bölümünden hepinize merhabalar diyor, selamlarımı gönderiyorum. Beşiktaş'ımızın maçı var. Beşiktaş Analik 23. bölümündeyiz. İnşallah bol gollü güzel maçlar olur, güzel bir bölüm olur diyorum. Çok da fazla uzatmadan bir an önce maçlara geçmek istiyorum. Hemen şöyle Analik diyoruz, devam et diyoruz. Evet arkadaşlar, Beşiktaş Analik serimizin artık son bölümlerine gelmiş bulunmaktayız. Ligin bitmesine sadece ve sadece 2 hafta kaldı. Yani 2 maç kaldı. 2 maç sonra lig bitecek. Şampiyon belli olacak. İnşallah Beşiktaş'ımız şampiyon olacak. İnşallah. Bu bölüm için ve bir sonraki bölüm için 2 kritik bölüm diyebiliriz. Çünkü bu bölüm ve bir sonraki bölümde Beşiktaş'ımızın final maçları olacak. İnşallah bütün final maçlarımızı kazanacağız ve en büyük başarılara imza atacağız. İnşallah. İnşallah arkadaşlar. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Bir an önce maçlara geçeceğiz. Bir puan durumuna bakalım. Puan durumunu bir yorumlayalım arkadaşlar. Puan durumunu yorumladıktan sonra hemen maçlara geçeceğiz. Hemen şöyle bir veri tabanı diyelim. Müsabaka bilgisi diyoruz. Buradan Türkiye'yi seçeceğiz. Şimdi Spor Toto Süper Lig tablo diyoruz. Puan durumuna bir bakalım. Puan durumu bir yorumlayalım arkadaşlar. Puan durumunu yorumladıktan sonra hemen maçlara geçeceğiz. Şimdi Beşiktaş'ımız 63 puanla lider. İstanbul Başakşehir yine aynı puanla 63 puanla ikinci sırada. Galatasaray yine aynı puanla 63 puanla üçüncü sırada arkadaşlar. Şimdi 3 takımın da puanı aynı. Neden Beşiktaş lider diye soracaklarınız olabilir. Bir puan tablosunda aynı puanda olan takımlar varsa aynı puanda olan takımların arasında oynanan maçlara bakılıyor. Aynı puan olan takımların arasındaki oynanan maçlarda en avantajlı takım hangisi ise aynı puan olmalarına rağmen lider o takım oluyor arkadaşlar. Kısacası Beşiktaş, İstanbul Başakşehir ve Galatasaray bu 3 puanı aynı olan takımların arasında oynanan maçlara bakıldığında Beşiktaş'ımız daha avantajlı bir skor yakaladığı için Beşiktaş'ımız lider oluyor. Yani mesela nasıl anlatayım? İstanbul Başakşehir deplasmanında Başakşehir'e 1-0 yenilmişiz ama Vodafone Park'ta Başakşehir'i 2-0 yenmişiz. O bir gol bizi lider yapıyor. Belki o bir golle bile şampiyon olabiliriz arkadaşlar. Belki de o bir gol bizi şampiyon yapacak. O yüzden bu 3 takımın puanları aynı olan 3 takımın aralarında oynanan maçlara bakıldığında Beşiktaş'ımız en avantajlı oluyor ve puanlar aynı olmasına rağmen Beşiktaş'ımız lider oluyor. O yüzden Beşiktaş'ın da puanı 63, İstanbul Başakşehir'in de puanı 63, Galatasaray'ın da puanı 63 ama aralarında oynanan maçlarda Beşiktaş avantajlı olduğu için Beşiktaş'ımız lider oluyor. Bu şekilde lig bitmiş olsa bile Beşiktaş şampiyon oluyor arkadaşlar. Yani son 2 maç kaldı ligin bitmesine. 2 maçı da 3 takım da kazandı farz edelim. Mesela 63, 66, 69 puanda. 3'ü de 69 oldu. Yine Beşiktaş'ımız 69 puanla şampiyon olmuş oluyor. Diğer 2 takımın puanları aynı olsa bile skor avantajı bizde olduğu için şampiyon Beşiktaş oluyor. Çok fazla uzatmayacağım. Bir alt lige düşen takımlara bakalım. Hemen başlayalım. Yeni Malatya Spor 20 puanda 18. sırada. Bir alt lige düşmesi garantileşmiş arkadaşlar. Artık çıkamaz. Yani garantileşmiş bir alt lige düşüyor Yeni Malatya Spor. Ankara Gücü'nün 28 puanı var. Karan 2 maçını alsa 31-34 puanı olur. Yok. Ankara Gücü de bir alt lige düşmüş. Onun düştüğü de garantileşmiş. Yani Ankara Gücü ve Yeni Malatya Spor bir alt lige düşmüş. Gazişehir Gaziantep Spor da 3. takım olarak bir alt lige düşmüş mü düşmemiş. Onunki belli değil daha. Çünkü ligin bitmesine 2 hafta var. 2 maç var. Kasımpaşa'nın 34 puanı var. Gazişehir Gaziantep Spor'un da 33 puanı var. Gençler Birliği'nin 36. Yani Gençler Birliği bile düşebilir. Matematiksel olarak baktığımızda Gençler Birliği bile bir alt lige düşebilir. Ama büyük ihtimalle ya Kasımpaşa ya da Gazişehir Gaziantep Spor bu iki takımdan bir tanesi düşecek. Neyse uzatmayalım. Hemen maçlara geçelim. Hemen şöyle zaman ileri al diyoruz. Sonraki maça gidiyoruz. Forma renklerine geldik. Beşiktaş'ımızın klasik beyaz forması olsun. Çünkü ben kendi üstüme de beyaz formamı giydim. Denizli Spor'un da klasik yeşil siyah forması olsun. Gayet güzel duruyor. Hiç karışmayacağım.
Stadyuma geldik. Maç gece oynansın. Hemen şöyle oyun planı diyorum. Her zamanki oynadığım oyun planımı yükle diyorum. Karius dışında, Karius dışında düşüşte oyuncum yok. Karius niye düşüştü abi? Abi Karius da yorgun olabilir arkadaşlar. Fenerbahçe deplasmanında, Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe ile oynadığımız o maçta inanılmaz kurtarışlar yapmıştı. Hele hele Manchester United deplasmanında Old Trafford'da inanılmaz bir performans sergilemişti ve inanılmaz kurtarışlar yapmıştı Karius. Yani yorgun olabilir. Düşüşte olması da yorgunluğundan olabilir. Gayet normal, inanılmaz performans sergilemişti. Çünkü bir önceki bölümde düşüşte olması gayet normal yani. Neyse, Karius'un yerine genç kalecimize şans versek mi acaba? Şimdi onu düşünüyorum. Acaba ligin bitmesine son 2 hafta kala da hata yapmayalım da. Neyse ya, kalecimize, genç kalecimize şans verelim. Zaten Karius da çok düşüşte olduğu için. Karius da çok basit goller yiyebilir. Çok düşüşte çünkü. O yüzden genç kalecimize şans verdim. Pedro Rebos, onun durumu iyi ama bir Caner'e bakalım hemen. Oo, Caner çok çıkıştı abi. Caner'i tercih edeceğim. Elneni'nin yerine de Laiç aldım mı bu iş tamamdır. Oo, Laiç düşüşte. Laiç düşüşte. Niye düşüşte bunlar ya? Neyse. Elneni kalsın abi o zaman. Bu şekilde iyi gibi. Laiç düşüşte olduğu için Elneni Laiç'in yerinde oynayacak. Karius düşüşte olduğu için Karius'un yerine de genç kalecimize şans verdik bu maçta. Şimdi ligin bitmesine sadece ve sadece 2 maç kaldı. Bu 2 maçtan bir tanesi şu anda oynayacağımız Denizli Spor maçı. Kendi taraftarımızın önünde seyirci avantajını da kullanarak inşallah erken bir gol bularak Denizli Spor'u yenip son maçımıza yine lider girmek istiyoruz. Yaşayacağımız en ufak kayıp, 1 puanlık kayıp bile bir anda İstanbul Başakşehir'in ve Galatasaray'ın lider olmasına vesile olabilir. Bir anda şampiyonluk gidebilir. O yüzden kesinlikle kayıp yaşamamamız lazım. Beraberlik bile bizim için çok kötü olabilir. Özellikle Fenerbahçe maçında 1 puanı son saniyelerde aldığımız o hafta özellikle Başakşehir ve Galatasaray'ın bir anda puan kaybı yaşamıştı. Yani bu kadar şans olmaz, şanslıydık arkadaşlar. Bu şansı geri tepmememiz lazım. 2'de 2 yapmamız lazım. Kalan 2 maçımızı da kazanmamız lazım. Aksi takdirde şampiyonluğu rakiplerimiz Galatasaray ve veya İstanbul Başakşehir'e kaptırabiliriz. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Çok uzatıyorum, farkındayım. Şimdi Burak Yılmaz topu Vida'ya doğru yuvarlıyor ve maç başlıyor. Vodafone Park'ta Denizli Spor'u konuk ettiğimiz bu maçta Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum. Başarılar Beşiktaş, başarılar Karakartal diyor ve artık maça dönüyorum. Şimdi topu aldı Victor Ruiz. Bıraktı topu Enkudu'ya. Enkudu, Caner hemen yardıma geldi. Caner depar attı gidiyor. Caner'den Burak Yılmaz. Burak Yılmaz'dan şimdi tekrar Caner. İyi ortaları var. Balotelli. İlk şut Beşiktaş'tan dakika 4. Ama çok etkili bir şut değil. Orta çok etkili bir orta. Caner'den iyi bir orta geldi ama şut çok iyi bir şut değil, etkili bir şut değil. Balotelli ile kaleyi yokladık ama gol olmadı. Haydi çocuklar, erken bir gol bulalım. Erken bir gol bulalım. Vida aldı topu. Şimdi topu aldı Vida. Bıraktı topu Caner'e. Caner'den Enkudu. Elneni aldı topu şimdi. Elneni'den Burak Yılmaz'a. Burak Yılmaz. Müdahale var orada. Taç atışı Beşiktaş'ın. Hemen kullandık. Elneni aldı topu şimdi. Elneni'den Caner. Caner'den Atiba döndü. Şutumu çekecektim ama bu anda Balotelli'nin önünde kaldı. Balotelli! Bir anda Balotelli'nin önünde kaldı. Temiz bir şut çekiyor Balotelli. Dakika daha 10. 1-0 öndeyiz Mario Balotelli'nin attığı golle. Manchester United maçında Caner gol atmıştı. Pardon, Balotelli atamamıştı. Fenerbahçe maçında Balotelli atmıştı. Fenerbahçe deplasmanında Kadıköy'de son saniyelerde Fenerbahçe'ye gol atmıştı ve 1 puanı son saniyelerde almıştık. Bu maçı da boş geçmiyor. Burada Atiba'yla şut deneyecektim. Araya girdiler. Bir anda top önümüze kaldı. Nasıl oldu anlamadım ama her neyse 1-0 öndeyiz. Denizli Spor karşısında erken bulduğumuz için bu golü çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Eğer başarabilirsek, 2'yi atabilirsek
çok çok daha iyi olacak. Haydi çocuklar, haydi Kara Kartal yüksekten uç. Gökhan Gönül'den Quaresma. Quaresma şimdi bıraktı topu Elneni. Elneni'den Quaresma. Quaresma'dan Elneni. Elneni'den Quaresma. Bir şut Quaresma'dan kaleci için çok rahat bir top. Aman aman dikkat edin. Dikkat edin. Tehlikeli geldiler. Vida son anda kesiyor o topu. Ya arkadaş bu kadar mı şanssızlık olur ya? Topa müdahale ediyoruz. Yine top onların önünde kalıyor. Rodayega attı golü. Genç kalecimiz sinirlendi. Yani burada öyle bir şanssızlık ki. Burada Vida müdahale ediyor. Top yine onlarda kalıyor. Ya arkadaş böyle bir şey olabilir mi ya? Elneni. Şimdi Burak. Burak bu topu Enkudu. Enkudu'dan Burak. Caner alın şu topu be. Caner aldı topu şimdi. Caner topu bıraktı. Nereye bıraktı topu? Tehlikeli geliyor Denizli Spor. Atiba şimdi bıraktı topu. Enkudu'ya. Enkudu'dan Burak Yılmaz. Burak Yılmaz'dan Enkudu. Enkudu döndü. Enkudu. Barotelli'ye gelmedi o top. Gökhan Gönül tutmam lazım o topu. Şimdi bıraktı topu Atiba'ya. Atiba ne yapıyorsun? Pas verdim ben ama bastım orada ben ya. Abi gol yememiz çok kötü oldu. 1-1 devam ediyor maç. Bir an önce 2 atarız diye düşünüyordum. Gol yedik. Olmadı bu. Penaltı diyor. Penaltı diyor. Ne diyorsun sen hoca? Ne diyorsun sen? Ne var burada? Ne var burada ya? Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Böyle bir saçmalık olamaz. Rodayega şutunu çıkarıyor genç kalecimiz. Genç kalecimiz penaltıyı kurtarıyor Rodayega. Rodayega'nın şutunu çıkartıyor genç kalecimiz. Bu nasıl bir maç ya? Bu nasıl bir maç? Şampiyonluğu vereceğiz neredeyse. Enteresan. Dakika 62. Abi gol bulmamız lazım. Gol. Vida. Şimdi Quaresma. Hadi bir kontra atak gelsin. Hadi bir kontra atak gelsin. Quaresma gidiyor. Önünde bomboş bir alan var. Quaresma kendisi gidiyor. Quaresma. Şimdi bıraktı Barotelli'ye. Geçmedi o top. Geçmedi o top. Atiba. Şimdi bıraktı topu. Burak Yılmaz'a geçmiyor bu sefer de. Şimdi Burak Yılmaz aldı o topu. Burak Yılmaz. Faul var. Bekleyeceğiz. Acele yok. Oyuncu değişikliğine gideceğim. Oyuncu değişikliğine gideceğim. Çok yoruldular. Abi hepsi çok yorulmuş ya. Bunlar niye bu kadar yorulmuş ya? Lan ne yapıyoruz biz ya? Burası kaç metre abi? Buradan bir friki kullansak 33 metre. Ulan Kuvaracım at şu golü be. Atarsın be. Atamadık.
Enkudu'ya geldi. Enkudu'dan Diaby. Dönersin. Diaby. Attı golü be Diaby be. Dakika 73. Atamayacak sandım. Gol olmadı sandım. Diaby oyuna yeni girdi. İlk defa topla buluştu. İlk topla buluşmasını gollü yapıyor. Diaby'nin harika bir golü. Dakika 73'te geldi. Bir an için golü atamadı sandım. Burada bir an için golü atamadı sandım. Nasıl bir şut çekti anlamadım ki. Ha, 2-1 öndeyiz. Abi bu nasıl bir maç ben anlamadım. Vodafone Park'ta neredeyse yenileceğiz. Penaltıyı kurtardık. Penaltı gol olsa çok büyük sıkıntıya girecektik. Penaltıyı kurtarıyoruz. Golü atıyoruz. Şimdi 2-1 öndeyiz. Aman abi dikkat etmek lazım. Biraz defansı da düşünmek lazım. Bu dakikadan sonra şampiyonluğu verirsem çok büyük sıkıntı olur. Çok büyük sıkıntı olur. Biraz geriye çekeceğim oyuncularımı. Enkudu aldı topu şimdi. Diaby. Diaby'den. Quaresma'ya attık topu. Quaresma'dan Boateng. Şimdi aldı Boateng. Orta geliyor. İyi bir orta değil. Aman 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 çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Kaleci. 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 Aman aman hata yapıyoruz. Yapmayın şu hataları. Abicim şu hataları yapmayın ya. Böyle bir hata olabilir mi ya? Çok saçma bir hata yaptık ligin. Maçın bitmesine 5 dakika kala çok büyük bir saçma bir hata yaptık. Abi yine geliyorlar adamlar. Yine geliyorlar adamlar. Victor Ruiz son anda. Şimdi Elneny. Atiba. Atiba'dan. Ya hocam ne yapıyorum ben orada ya? Atiba aldı o topu. Hadi Atiba. Atiba'dan şimdi Diaby'ye geçiyor o top. Diaby gidiyor. Diaby'nin aşırtması gol olmuyor. Gol olmuyor, gol olmuyor. Enteresan bir maç. Enteresan bir maç, gol olmuyor. Elneny dokundu şimdi. Diaby. Diaby offside mı? Offside mı, golü veriyor. Golü veriyor. Enteresan bir maç. Enteresan bir maç. Enteresan bir maç. Bu nasıl bir maç ya? Bu nasıl bir maç? Şampiyonluk gidiyordu az daha. Az daha şampiyonluk gidiyordu. Az daha şampiyonluk gidiyordu. Ulan ne biçim insansınız siz ya? 90+3'te gol mü olur? Son anda bu. Nasıl offside yok burada? Şu anda kalbim yerinden çıkacak neredeyse. Diaby. Oyuna girdikten sonra 2 gol atıyor Diaby. Çok fazla söylenecek söz yok. Zaten izleyeceksiniz, göreceksiniz. Abi ben anlamadım bu işten. Aman gol yemeyin şimdi. Aman gol yemeyin şimdi. Geri kaçın, geri kaçın. Bitiyor maç. Abi çok enteresan bir maç oldu ya. Kaçan bir penaltı var. Penaltıyı kaçıran Rode'ye daha 2 gol attı bu maçta. Bilmiyorum abi. Ne biçim maç oldu bu böyle? Az daha şampiyonluk gidecekti. Daha iyiyiz onlardan ama neredeyse şampiyonluk gidecekti. Ulan ya, böyle bir şey olabilir mi ya? 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 3-2 kazanıyoruz. Fenerbahçe 1-0 yenmiş Kasımpaşa'yı. Galatasaray, Gazişehir, Gaziantepspor, Galatasaray'la oynuyormuş bu arada. 1-0 yenilmiş.
Gazişehir Gaziantep 1-0 yenilmiş, lige yani bir alt lige düşecek. O İstanbul Başakşehir'de 4-1 yenilmiş Konyaspor'a. Enteresan. Enteresan. Konyaspor'a yeniliyor İstanbul Başakşehir. Oo, Kasımpaşa da yenilmiş. Yani bir sonraki maça kaldı arkadaşlar. Gazişehir Gaziantep mi düşecek bir alt lige? Kasımpaşa mı? Yine belli değil. Gazişehir Gaziantep'in 33, Kasımpaşa'nın da 34 puanı var. Beşiktaş'ımız lider, Galatasaray ikinci oldu. İstanbul Başakşehir yeniliyor. Enteresan bir şey oldu. Neyse, ikinci maçımıza geçelim. Bu nasıl bir maç oldu ben anlamadım ki. Şimdi rakibimiz İstanbul Başakşehir. Türkiye Kupası final maçı. İstanbul Başakşehir ile oynanacakları final maçı öncesinde bazı açıklamalarda bulunmuş Karius. Çok hareketli maç olacak ama inşallah kazanan biz olacağız diyor. Vallahi zaman ileri al diyelim. Sonraki maça git diyelim. Bu nasıl bir bölüm oldu ben anlamadım ki. Yine beyaz formayla çıkalım bu maça. Onların forması da turuncu olsun. Stadyum maç gece oynansın. Oyun planına geldik. Her zamanki oynadığım oyun planımı yüklediyorum. Lütfen oyuncularım düşüşte olmasın artık. Evet, oyuncularım düşüşte değil. Caner'e bir bakacağım hemen. Caner bu maçta Pedro Reboş oynasın. Burak Yılmaz'ın yerine de Boateng oynasın. Boateng çünkü çok çıkışta. Laiç de iyi durumda. Laiç alacağım ben ya Elneni'nin yerine. Bu şekilde iyi. Başlama vuruşuyla başlıyorum. Enteresan bir maç oldu. Maçı yine son saniyelerde 3-2 kazandık. Başakşehir yenildi. Şimdi Başakşehir ile Türkiye Kupası final maçını oynayacağız. Enteresan bir bölüm oluyor yine. Anlamadım abi, neredeyse şampiyonluğu verecektik. Denizli Spor neredeyse Vodafone Park'ta Beşiktaş'ımızı yani bizi yenecekti. Kaçan bir penaltı var. Penaltıyı kaçıran Rodayaga konuşamıyorum. Rodayaga 2 gol attı maçta. Abi enteresan bir maç oldu. Ne bileyim. Şimdi o maçı unutmamız lazım. Türkiye Kupası final maçı var. Vodafone Park'ta İstanbul Başakşehir'i ağırlıyoruz. Bu maç şimdi çok çok önemli. Türkiye Kupası'nı istiyorum. İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanan biz olacağız. Bu maçı kazanan biz olacağız. İnşallah Vodafone Park'ta işte Beşiktaş taraftarı. Taraftarımızın da desteğiyle bu maçı kazanacağız. İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız. İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız. Evet, İstiklal Marşı okunuyor. Saygı duruşunda olmamız lazım. Konuşmayalım. İşte Ricardo Quaresma görüntüde. Bu maçta ondan gol bekliyoruz. İnşallah ondan bir gol atarız. Şöyle güzel bir gol olur. Artık maç başlasın. Çok tehlikeli bir maç. Boateng şimdi topu attı Vida'ya doğru ve zorlu maç başladı. Türkiye Kupası final maçı başladı. İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanan biz olacağız. İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş olacak. Faul var diyor hakem. Kim yaptı faulü hocam? Biz bir şey yapmadık ki. Başakşehir kullanacak faul atışını. Şimdi uzun oynadılar. Pedro Reboso kafayla indiriyor topu Boateng'e. Gelmedi o top. İstanbul Başakşehir çok istekli bu arada. Şimdi Enkudu aldı o topu. Enkudu'dan da Boateng. Boateng'den de Balotelli. Önünü alsa çok tehlikeli bir pozisyon olabilirdi. Şimdi Gökhan Gönül. Quaresma. Balotelli'ye geldi o top şimdi. Balotelli döndü. Topu bıraktı.
Quaresma'ya geçmiyor o top. Laiç aldı önüne. Laiç bir şut Kareci'nin üstüne. Dakika 37. Balotelli dokundu Quaresma'ya. Quaresma'dan Boateng. Boateng'den Balotelli yine kalecinin üstüne. Daha etkili şutlar çekmemiz gerekiyor. Daha etkili şutlar çekmemiz gerekiyor. Golsüz eşitlik devam ediyor. Laiç söktü aldı topu şimdi. Bıraktı topu Enkudu'ya. Enkudu'dan Boateng. Boateng'den Quaresma. Quaresma'dan Balotelli. Balotelli. Tehlikeli geldiler. Vida aldı topu ama Edin Vichy attı golü. Böyle bir hata yok arkadaşlar. Quaresma. Şimdi Kantonu Mario Balotelli etkili bir şut değil. Quaresma alırsın hadi. Balotelli. Boateng! Boateng offside verme! Offside verme! Dakika 75, at taklayı. Önce golünü atıyor, sonra taklasını atıyor Boateng. Uzun zamandır gol görmemiştik Boateng'den. Bu gol çok iyi oldu. Beşiktaş taraftarı ayakta. Harika paslaşmalar. Burada Quaresma'nın Balotelli'ye topu pası. Ondan da topu pası. İki kez üst üste topu pası ve gol. 75'te geldi gol. Şimdi dikkat etmemiz lazım. Tehlikeli geldiler. Orta geliyor. İyi bir orta değil ama yine de dikkatli olmamız lazım. Atiba şimdi ileriye doğru Balotelli'ye. Balotelli'ye. Balotelli'ye çok hızlı bir top. Çok hızlı bir top. Tehlikeli geldiler. Tehlikeli geldiler. Aman aman aman. Yan ağlarda. Gol oldu sandım. Yan ağlarda. Victor Ruiz. Şimdi aldı topu Pedro Rebocho. Enkudu'dan Boateng. Şimdi Laiç. 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 Laiç kendisi deniyor. Olmadı. Bir bir eşitlik devam ediyor ama iki yatsak çok iyi olacak. İki yatsak çok iyi olacak. Victor Ruiz. Victor Ruiz. Balotelli'ye. Balotelli'ye çok hızlı pas bu ya. Çok hızlı bir pas. Pedro Rebocho. Vida. Ya ne offside hocam ya. Orta sahada offside mi olur ya? Laiç. Boateng. Enkudu'ya harika bir pas. Bomboş kaldılar lan, koşsana. Balotelli niye koşmuyorsun? Laiç'in şutu olmadı. Enkudu. Lan Laiç. Al topu be. Laiç gol be. Harika bir gol. 90+2. Ya bu nasıl bir maç oluyor? Bu nasıl bir bölüm oluyor? Bu nasıl bir bölüm?
Abi son saniyelerde atıyoruz hep golleri. Son saniyelerde atıyoruz hep golleri. Hay! Çok iyi oldu be Laiç. Bazuka'yı çaktı, buradan golü atıyor. İlk kupamızı alacağız inşallah. Bir dakika kaldı maçın bitmesine. Bir dakika kaldı maçın bitmesine. Artık maç bitsin. Maç bitsin. Maç bitiyor. Harika bir futbol. 1-0 geriye düştüğümüz maçta 96-2'de attığımız golle yine 2-1 kazanmayı başardık. Türkiye Kupası Beşiktaş'ımızın teknik direktör deliye döndü. Abi çok güzel görüntüler. Çok güzel görüntüler. Türkiye Kupası Beşiktaş'ın ilk kupamızı aldık. İlk kupamızı aldık. Çok güzel görüntüler. Çok güzel görüntüler. Hak ettik. Hak ettik. Beşiktaş maçları okunuyor şu anda. Kupa töreni yok mu abi? Niye kupa töreni yok ya? Allah Allah. Kupa töreni yok. Niye kupa töreni yok? Adam buraya bir kupa töreni koyar. Şöyle bir kupayı kaldırırız. Sağın etrafına tur atarız kupayla. Bu nasıl bir şey ya? Ben de kupa kaldıracaklar diye bekliyorum. Vallahi billahi ya. Kupa kaldırmadılar. Türkiye Kupası. Türkiye Kupası maçı oynuyoruz zaten. Kupa nerede ben anlamadım. Enteresan. Her neyse. Her neyse arkadaşlar. Tabii şimdi Dinamo Zagreb maçı var. Onu konuşuyor. Kupayı kaldıracaklar diye bekledim. Çünkü eskiden oynuyorduk biz PES 2017-2016. Kupayı kaldırıyorlardı. Kupayla böyle sahanın etrafında tur atıyorlardı. Ne bileyim fotoğraf falan çektiriyorlardı kupayla falan böyle. Ben kupa kaldıracaklar diye beklerken bir anda ana menüye döndük. Her neyse kupayı almış olduk. Türkiye Kupası'nı almış olduk. İlk kupamızı almış olduk. Zor oldu. 1-0'dan 2-1. Son saniyelerde şanslıyız arkadaşlar. Ben anlamadım. Özellikle son 2 bölüm çok şanslıyız. Hep son saniyelerde goller atıyoruz. Her neyse bu videoyu burada noktalıyorum. Yeni bir PUBG Mobile videosu veya Beşiktaş Analik videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki bölümde çok tehlikeli bir bölüm arkadaşlar. Çok kritik bir bölüm. Dinamo Zagreb ile UEFA Avrupa Ligi final maçımız var. Ve ligin son maçı var. Konyaspor'u Vodafone Park'ta ağırlayacağız. Bir sonraki bölümde çok heyecanlı olacak. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın.